İyi akşamlar sevgili izleyiciler. YouTube kanalında her hafta çarşamba günü yayınlanan Siyasetin Sesi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doğru Parti Kurucular Kurulu üyesi, Akdeniz Bölge Sorumlusu ve Yüksek Haysiyet Divanı üyesi Sayın Hüseyin Öztürk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bir ateş yakıldı. Evet. Bu ateş oluşumunu tamamladı ve Doğru Parti olarak gün yüzüne çıktı. Evet. Öncelikle biz sizden bahsedelim, sizi tanıyalım. Seyircilerimize bir kendinizi tanıtırsanız daha sonra da sorularımıza geçelim. Ben Hüseyin Öztürk. Merkez sağ geleneğinden gelen, siyaset arenasından gelen birisiyim. Daha önceki zamanlarda Doğru Yol Partisi, Demokrat Partisi de ilçe başkanlığı yapmış, belediye başkan adaylığı yapmış. Şimdi bu dönemde de Çoban Ateşi ile beraber aktif siyasetin içerisinde yine yer almış. Çoban Ateşi'nden sonra doğru zamanda, doğru yerde, doğru adımlarla, doğru arkadaşlarla bir araya geldik. Doğru Parti'yi kurduk. Ve Doğru Parti'de Kurucular Kurulu üyesiyim. Yüksek Haysiyet Divanı üyesiyim. Aynı zamanda Akdeniz Bölge Sorumlusuyum. Bu Çoban Ateşi nedir? Bize ondan biraz bahseder misiniz? Memnuniyetle. Çoban Ateşi bir ayağa kalkma hareketi, bir diriliş hareketi. Biliyorsunuz ki ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasi şartlar, ekonomik şartlar bizi bazı çalışmalara ivedilikle, akıl yoluyla, bilim yoluyla çalışmaya sevk etti. Kurtuluş Savaşı başlamadan önce o zamanın iletişim araçları yoktu, telefon yoktu, internet yoktu, televizyon yoktu, radyo yoktu, hiçbir şey yoktu. O zamanın şartlarında haberleşme çobanların dağlarda yaktığı ateşlerle sağlanıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı zaman bu milleti bir araya toplayıp bir kurtuluş hareketine çevirmek istiyordu. Bu kurtuluş hareketine katılan insanlar dağlarda ateş yakarak bu kurtuluş hareketinde ben de varım manasıyla, mantığıyla hareket edip çoban ateşlerini yaktı. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği yoldan, izlediği yol izleyerek memleketin içerisinde bulunduğu siyasi çıkmazdan, ekonomik çıkmazdan kurtarmak için Çoban Ateşi adı altında insanlarımızı birlik, beraberlik ve cumhuriyet değerlerine tekrar dönüştürebilmek için bir ayağa kalkma hareketi olarak değerlendirdik. Bu Çoban Ateşlerinde ilk olarak Adana'da yaptık. Adana'dan sonra yaklaşık 26 ilde toplantılar yaptık. Bu toplantılarda yaptığımız söyleşi şu şekildeydi. Yani memleketin içinde bulunduğu zor şartları insanlara anlattık. Öbek öbek insanları toparladık. Eski siyasi arkadaşlarımızı, eski siyasi büyüklerimizi, yani bu gelenekten gelen insanların hepsini bir araya topladık. Dedik ki ne yapmamız lazım? Herkes bize dedi ki düşün önümüze. Memleketin gidişatı iyi değil, ekonomi çok kötüye gidiyor. Ülkede bir bölünmüşlük var. Bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırabilecek siyasi mekanizmaya, cumhuriyet değerlerine tekrar dönebilecek bir siyasi mekanizmaya acilen ihtiyacımız var dendiği için nihayetinde Doğru Parti'yi kurmak mecburiyetinde kaldık. Yani bu Adana'da yaptığınız toplantılar başlangıç noktasında. Hedefte bir parti yoktu ama bir avuç vatanperver bir araya gelip ne yapabiliriz? Evet, ne yapabiliriz mantığıyla yola çıktık. Fakat bu ne yaparızdan sonra artık siyasetle ilgilenmeyen insanlar gördük ki belli bir zaman sonra siyasetle ilgilenmeyen insanlarla ilgilenmeye başladı. Onun için bu bir siyasi mekanizma olmadan, siyasi bir oluşum olmadan bu sadece hareket halinde olamayacağımızı ve doğru bir plan içerisinde bir siyasi partiyi kurarak ve ekibimizi daha genişleterek hem bilim insanlarıyla hem ilim insanlarıyla bu işte daha önceki yıllarda deneyim kazanmış, tecrübe kazanmış siyasi büyüklerimizle bir araya geldik ve Doğru Parti'yi kurmak zorunda kaldık. Bir etkiye tepki gibi
bir oluşum oldu aslında, değil mi? Yani bir ihtiyaç, elzem bir ihtiyaç. Evet, hem ihtiyaç hem eskiden ders alarak yeni bir parti kurduk. Biliyorsunuz, siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Türkiye'de yaklaşık, yanlış söylemeyeyim, 96 tane siyasi parti var. Şimdi bizim eski gelenekten gelen arkadaşlarımız da hep bize aynı şeyi söylüyorlar. Ya niye yeni bir parti kuruyorsunuz? Zaten Türkiye'de yeterince parti var. Belli bir partiye gitseniz, belli bir partiyi tekrar ayağa kaldırsanız mantığıyla bize bu şekilde yaklaşan arkadaşlarımız da var. Şimdi ben bu şekilde yaklaşan arkadaşlarımıza şu şekilde cevap veriyorum. 1946 yılında çok partili hayata geçtiğimiz zaman rahmetli Celal Bayar ve arkadaşları Demokrat Parti'yi kurdular. Demokrat Parti 1960 ihtilaline kadar hayatta kaldı ve bu ülkeye hizmetleri oldu. Bu ülkede Demokrat Parti'den Cumhurbaşkanı çıktı, Başbakan çıktı ve o siyasiler bu ülkeye hizmet ettiler. 1960 ihtilalinden sonra Demokrat Parti kapatıldı. 1963 yılında Ragıp Gümüşpala ve arkadaşları Adalet Partisi'ni kurdular. Yine merkezde bir parti kuruldu, merkez sağda ve merkezde. Ragıp Gümüşpala ve arkadaşlarına eski Demokrat Parti geleneğinden gelen siyasiler sordular. Dediler ki, biz niye Demokrat Parti adını almadık ve Adalet Partisi'ni kurduk? Ragıp Gümüşpala dedi ki, biz 1946 yılında Demokrat Parti'yi kurduk. Ama 1960 yılına kadar bu ülkeye hizmet ettik. Hizmetlerimiz yanında hatalarımız oldu, kusurlarımız oldu, kabahatlerimiz oldu. Onun için Demokrat Parti sayfasını kapattık, Adalet Partisi sayfasını açtık dedi. Ve Adalet Partisi kurulduktan sonra Ragıp Gümüşpala ve arkadaşları Adalet Partisi'ni kurduktan sonra Adalet Partisi'nin içerisinden Süleyman Demirel gibi bir cevher çıktı. Evet. Ve Süleyman Demirel 1980 ihtilaline kadar Adalet Partisi'nin genel başkanı, başbakan olarak 6 defa gidip 7 defa gelip bu ülkeye en son cumhurbaşkanlığı mevkisine kadar yükselecek şekilde genel başkanlık yaptı. 1980 ihtilalinden sonra Adalet Partisi kapatıldı. Adalet Partisi kapatıldıktan sonra 1983 yılında tekrar siyasi partiler kanunu yeni şeklini aldıktan sonra, siyasi partiler açılmaya başladıktan sonra rahmetli Süleyman Demirel Büyük Türkiye Partisi'ni rahmetli Ali Fethi Esener başkanlığında kurdurdu. İhtilal yapanlar, ihtilal kuvvetleri diyeyim, o zamanın şartlarındaki ihtilalin yapan Kenan Evren ve arkadaşları Büyük Türkiye Partisi'ni veto ettiler. Veto ettikten sonra aynı gün Doğru Yol Partisi kuruldu. Ve 1986 yılında yasaklar kalktığı zaman eski Adalet Partisi'nde milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış. İçerisinde bulunanlar. Süleyman Demirel'e geldiler, dediler ki efendim biz niye Adalet Partisi'ni almıyoruz, yolumuza Doğru Yol Partisi ile devam etmiyoruz diye sordular. Rahmetli Süleyman Demirel de dedi ki evet biz Adalet Partisi'ni kurduk, Adalet Partisi'nde başbakanlık yaptık, bu ülkeye hizmetlerimiz oldu ama hizmetlerimiz yanında hatalarımız oldu, kusurlarımız oldu, kabahatlerimiz oldu. Bundan sonra artık yolumuza Doğru Yol Partisi olarak devam edeceğiz dedi. 1995 yılında Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi'nde genel başkanlık yaptığı süre 95 seçiminde Doğru Yol Partisi'yle hiç ilgisi alakası olmayan insanları Doğru Yol Partisi'ne A takımı kadrosu adı altında katınca Doğru Yol Partisi 1995 yılında misyonunu tamamladı. Yani merkez sağ aslen 1995 yılında noktasını koydu. Şimdi biz Doğru Parti'yi kurduk. Doğru Parti'yi kuran insanlar da merkez sağda daha önce siyaset yapmış insanlar. Aynı Celal Bayar ne dediyse, Süleyman Demirel ne dediyse, şimdi bu partiyi kuran güç, asıl güç, Sayın Rıfat Serdaroğlu da aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki, biz geçmişte
Bakanlık yaptık, belediye başkanlığı yaptık, milletvekilliği yaptık. Bizim hatalarımız oldu. Bizim kusurlarımız oldu, bizim kabahatlerimiz oldu. Biz bu hatalarımızdan ders çıkardık. Bu kabahatlerimizden ders çıkardık. Yeni bir yüz, yeni bir yol haritası ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği artık doğru parti misyonunu bu 83 milyon insanımıza anlatmak zorundayız. Biz aynı zamanda sadece bir parti kurmuyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar ortada. Bu şartlar doğrultusunda ülke cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmış. Evet. Atatürk ilke ve ilke inkılaplarını terk etmiş. Şimdi böyle bir ortamda devlet mekanizması ortadan kaldırılmış. Metehan'dan bu yana gelen M.Ö. 209 yılında kurmuş Metehan düzenli orduyu. Şimdi devlet dediğimiz zaman devletin teşekkül etmesi düzenli orduya bağlıdır. Düzenli orduyu ne zaman kurmuşuz? M.Ö. 209 yılında. M.Ö. 209 yılında kurulan düzenli ordumuzu çeşitli kumpaslarla, çeşitli yıpratmalarla bir şekilde ortadan kaldırmışız. Evet. Daha amatör bir orduya doğru yöneldi aslında. Yani profesyonel ordu adı altına deniyor ama ben askerlik yaptım. Şimdi ben askerlik yaptığım için 18 ay bu vatana vatan borcumu ödedim. Evet. Şimdi bu vatan borcumu öderken askerliğin neden olduğunu da öğrendim. Askerlik sadece vatan borcu değil ki, askerlik bu ülkeye vefa borcudur. Şimdi profesyonel orduya geçmek belki doğru bir şeydir. Yani bunu planlayanlar belki o şekilde düşünmüş olabilir. Ama Metehan'dan bu yana gelen düzenli ordunun hiyerarşik yapısı bozulduysa, devletin de hiyerarşik yapısı bozulmuştur. Bugün Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı'na, Milli Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na, Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığı'na, Askeri Yargı Adalet Bakanlığı'na bağlandıysa zaten ordunun hiyerarşik düzeninin bozulmuş demektir. Şimdi ordunun hiyerarşik düzeninin bozulduğu yerde devletin hiyerarşik düzeninin kalması imkansızdır. Devlet disiplini ortadan kalkmış. Tabii devlet disiplini ortadan kalktı. Biz bir parti kurmaktan öte devleti yeniden cumhuriyet değerleri üzerinde, kuruluş değerleri üzerine yapılandırmak üzere bir parti kurduk. Bizim sadece amacımız burada bir siyasi parti veyahut da olayın sağ, sol veyahut da fraksiyonlar boyutu değiliz biz. Biz cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk ilkelerine bağlı, anayasanın değiştirilemez ilk 6 maddesini içselleştirmiş, özümsemiş, tüm insanları dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin misak-ı milli sınırlarında, bu sınırlar içerisinde, bu vatan toprağında kendini Türk milleti olarak kabul etmiş herkesi, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hepsini, herkesi kucaklayarak, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi diğerleriyle kıyaslamadan, herkesi eşit bir şekilde bu çatının altında toplamaya davet ediyoruz. Çok güzel misyonunuz var başkanım. Teşekkür ederim. Çok güzel konuştunuz, çok güzel izah ettiğinizi ben düşünüyorum. Seyircilerimiz de mümkündür anlayacaklar. Sayın Rıfat Serdaroğlu'ndan bahsettiniz az önce. Evet. Öncü kurucumuz. Kurucu genel başkanımız. Kurucu genel başkanı. Evet. Rıfat Bey ne düşünüyor? Şimdi siz bizim aracılığımızla bir tanıtma imkanı oluyor. Memnuniyetle. Küçük de olsa. Memnuniyetle. Ama bu işin halk boyutunda, millet boyutunda bir tanıtım organizasyonları olması gerekiyor. Tabii ki. Hepsi yapılacak. Mitingler kısacası. Mitingler yapılacak. Sosyal medyada ağımız çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Twitter'da Türkiye genelinde ilk iki giriyoruz. Doğru Parti olarak Twitter'da.
tüm sosyal medya ağlarını çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ve daha etkin kullanabilmek için genel merkezimiz canlı yayın aracı aldı. YouTube üzerinden de çok etkin bir şekilde faaliyetlerimiz var. Ve bu işi yapanlar kim biliyor musunuz? Gençler. Evet. Gençler. İşlerinde hiç, yani benim yaşımda kimse yok. Hepsi pırıl pırıl gençler. Kadınlarımız, gençlerimiz okulunu okumuş. Bu işin okulunu okumuş. Ama işsiz kalmış. Liyakat sahibi insan. Ama işsiz kalmış. Suriyelinin iş bulup benim gencimin işsiz kaldığı yerde, sanırım bu dönemde en çok can acıtan da bu oluyor. Maalesef. Millet bazında. Maalesef. Yani. İşte biz bunun için siyasetle ilgileniyoruz. Herkes, tüm gençlerimiz, tüm kadınlarımız siyasetle ilgilenmek zorunda. Çünkü siyasetle siz ilgilenmezseniz gün gelir siyaset sizinle ilgilenir olacak. Onun için biz bu partiyi kurduk. Bu partiyi gençlerimize kurduk. Bu partiyi kadınlarımıza kurduk. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Pırıl pırıl kadınlarımız var. Bu ülkeye bir kadın eli değmesi lazım. Ve birçok ilde il başkanımız kadın. Peki başkanım, bu minvalde diyelim. Bir meeting programımız var mı? Malum virüs girdi araya. Bir reklam arası vermiş gibi olduk. Evet. Siz evet. Bundan sonra bir meeting programımız var mı? Nasıl? İlk programımızda Mevlana Bey ile yapmıştık. O zaman daha partiyi kurmamıştık. Partiyi kurmadan 15 gün önce falan böyle bir program yapmıştık. Orada ben partiyi kurar kurmaz hemen akabinde 9 Eylül'de İzmir'de, hemen akabinde Batman, Diyarbakır, Samsun mitinglerimiz olacak demiştim. Fakat bu pandemiye takıldık. Bu mitinglerimizin hiçbirisini yapamadık. İktidar pandemiyi falan dinlemedi. Ama biz vatandaşlarımızı, milletimizi çok seviyoruz. Bu işi sadece oy veyahut da siyaset uğruna yapmadığımız için böyle bir mitingin sağlık açısından bu pandemi sürecinde hoş olmayacağını öngördük. Ve bu neticede bu pandemi sürecinden sonra hızlı bir şekilde yani mitinglerimize devam edeceğiz. Normalde yapabiliyordunuz ama evet. İnsanların sağlığını tehlikeye atmamak için tabii. Ertelemek zorunda tabii kaldınız. Peki Anamur'la alakalı tasarrufunuz nedir? Şimdi notlarıma bakıyorum. Anamur ilçe başkanı henüz yok. Yok. Evet. Bununla ilgili bir isim... Çalışmalarımız var. Görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Onlar da kendi ekipleriyle görüşüyor. Çok yakın bir zamanda pırıl pırıl bir isimle, yeni bir yüzle sizleri en kısa zamanda tanıştıracağım. İnşallah onu da programımıza beraber geleceğiz. Beraber geleceğiz. Başkanım, Anamur'da yine başa gelecek sayın şahsiyetin, ilçe başkanımızın genç olma olasılığı nedir yani? Kesinlikle. Gençler. Genç, yeni bir yüz, yeni bir sima, siyasette deneyimli, tecrübeli ama genç. Herkesin kucaklayabileceği, herkesi kucaklayabilecek olan, sempatik, güler yüzlü, her şeyi içselleştirmiş, yani bir nevi sinirlere alınmış bir arkadaşımızı çok kısa bir zaman içerisinde iş başına getireceğiz. Sayın Rıfat Serdaroğlu, partinin kurulduğu günlerde, Doğru Parti mevcut partilere alternatif bir parti değil evet. gibi bir söylemde bulundu. Evet. Ama baktığımızda da parti içerisindeki çalışanların, gönül verenlerin o taraflardan gelme, o taraflarla bir bağı olan kişiler olduğunu görebiliyoruz. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii yani ki. Oradan, diğer taraftan, ben isim vermek istemediğim için diğer taraf diyorum. İsim verebilirsiniz. Diğer partilerden, AK Partisi olsun, evet. Milliyetçi Hareket Partisi olsun, İYİ Parti. Evet. Buralardan gelen kişiler bu tabanda olduğu için sizi bu tarafa doğru kanalize etmeyecek mi? Hayır. Onu şöyle açıklayayım. Hepimizin bir siyasi geçmişi var. Benim siyasi geçmişim
eski Doğru Yol Partisi ilçe başkanı, eski Demokrat Partisi ilçe başkanı, eski Doğru Yol Partisi Çarıklar Belediye Başkan adayı. Benim bir siyasi geçmişim var. Yanımızdaki birçok ismin siyasi bir geçmişi var. Siyasi geçmişimizi bu parti kurulduğu gün olarak sıfır noktası olarak kabul ediyoruz. Yeni bir sayfa. Yeni bir sayfa. Yeni fikirler. Yeni fikirler. Yeni bir sayfa. Yeni bir yüz. Fikrimizin birçoğu kuruluş değerlerinde. Yani fikirlerimizde bir şaşma yok. Bütün siyasi partilerin kuruluş sürecine bir bakın. Herkes demiş ki Cumhuriyet değerlerine bağlı kalacağım. Atatürk ilke ve inkılaplarına sadakatle bağlı kalacağım. Atatürk'ün 1923 yılında kurduğu sıfatla ben bu ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğim şekliyle parti kurulmuş. Ama günümüzdeki siyasi partilerin hepsi siyasi çöp olmuş. Hepsi kuruluş mecrasından ayrılmış. Farklı yönlere sapmış. Siyasi partilerin isimlerini de vermek istemiyorum. Bugün mecliste grup bulunan siyasi partilere baktığımız zaman hiçbirisinin kurulduğu günle bugünün arasında dağlar kadar fark var. Hepsi. Evet. Biz ısrarla söylüyoruz ki ve tüzüğümüz de buna göre hazırladık. Kesinlikle ve kesinlikle tüzükten en ufak şaşma olmayacak. Kimse burada delege ağalığı, il başkanı ağalığı, genel başkan ağalığı yapamayacak. Tüzük ona göre kırmızı çizgilerle çizili. Tüzüğe bağlılık aslında bir kanunen bağlılık, yani millet bazında gördüğümüzde, baktığımızda bir kanunen bağlılık var, bir de samimiyetle bağlılık var. Evet. İşte kanunen bağlandığınız zaman bazı açıkları bulup ona göre şekil verebiliyorsunuz o hamura. Ama samimiyetle bağlı olduğunuzda az önce de belirttiğiniz gibi kırmızı çizgi koyabiliyorsunuz. Yani bu samimiyeti siz halkımıza direkt verebilecek misiniz? Vereceğiz zaten. Onun için zaten bu yollara düştük. Bu samimiyet doğrultusunda yapmazsak zaten o zaman başarıya ulaşamayız. Bu samimiyetimizi hem kendi içimizdeki çalışma arkadaşlarımıza hem de tüm milletimize aşılamak zorundayız. Yani sadece samimiyetle değil, artı yazılı hüküm gereği sadece mevcut siyasi partiler kanununa göre birçok bu tüzükte görmek istediğimiz birçok maddeyi koyamadık. Yani siyasi partiler kanununa aykırı olduğu için. Ve önümüzdeki seçimde Allah kısmet ederse tek başına iktidara geldiğimiz gün ilk işimiz, ilk icraatımız siyasi partiler kanununu değiştirmek olacak. Buna bu zamana kadar tek 18 yıldır iktidarda AK Parti hükümetleri hiçbir zaman için siyasi partiler kanununu değiştirmeye gitmemiştir. Niye? Çünkü mevcut siyasi partiler kanunu kendilerine iktidar sağlıyor. Az önce sormak istediğim de buydu. Samimiyetle bağlı olmak. Evet. Ya da kanunen bağlı olmak. Hem kanunen bağlı olacağız. Siyasi partiler kanunu değiştirdikten sonra hem de samimiyetle bağlı olacağız. Sayın Başkanım, samimiyetten bolca bahsettik bugün. Yine evet. Samimiyetinize istinaden bir soru sormak istiyorum aslında. Anamur üzerinde sormak istiyorum. Tabii. Şimdi aslında Türkiye geneline baktığımızda bu pandemi ya bir bahane oldu ya da pandemi dolayısıyla diyelim çoğu esnaf iş yeri kapattı. Çoğu insan işsiz kaldı. Bir şekilde tatsız sonuçları varan hadiselerle günlük mecmualarda okuyoruz. Anamur özelinde gençlerimize, esnafımıza, Anamur halkına vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Başa geldiğiniz zaman neler yapacağınıza dair. Türkiye'de her şey genel siyasetin üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Genel siyaset normal mecrasından çıkınca ister istemez yerel siyasette, yerel bazdaki insanlar da bunlardan etkileniyorlar. Şimdi ekonomisi çok güçlü olan ülkelere baktığımız zaman bu pandemi sürecinde herkes vatandaşını bir şekilde korumaya almış. Yani kapanan iş yerlerine kredi gerekirse hibe desteğiyle, kredi desteğiyle
Yeri gelirse yani daha değişik ekonomik tedbirlerle vatandaşlarını ayakta tutuyorlar. Fakat bizim ülkemizde pandeminin ilk başladığı günlerde bakıyorum bizim ülkemizi yöneten insanlar bizim vatandaşımıza maddi destek veyahut da sosyal yaşantılarına destek olması gerekirken IBAN numarası istediler. Yani vatandaştan bir şey talep ettiler. Bu da nedir? Ekonominin artık dibe vurduğunun bir açık bir göstergesidir. Yani kimse çıkıp biz şahlanıyoruz, biz kalkındık, biz Avrupa bizi kıskanıyor falan demesin. Bu vatandaş, bu millet bunu görüyor. Yani bu pandemi sürecinde birileri çıkıp askıda ekmeği bu vatandaşa hak görüyorsa, birileri de çıkıp kuru ekmek yiyorsa aç değildir diyebiliyorsa, ülkenin içinde bulunduğu şartlar, ekonomi şartlar çok şeffaf bir şekilde görünür vaziyete gelmiş demektir. Bunu yerel bazda düşündüğümüz zaman, yerel siyasetçide popülist siyaset yerine ayakları yere basan siyaset ürettikleri zaman, bu belediye nezdinde olur, bu siyasi partilerin etkinliklerinde olur. Yani bizim sosyal devlet anlayışımız nasıl gelişmişse, sosyal toplum anlayışımız da bir o kadar çok eski ve çok gelişmiştir. Komşusu açken biz tok yatan bizden değildir diyen bir gelenekten geldiğimiz için biz yardımlaşmayı, birlikte olmayı, aynı sofrayı paylaşmayı, aynı ortamı paylaşmayı seven bir milletiz. Bu sadece bizim Müslümanlığımızla ilgili alakalı bir şey değil. Biz Orta Asya kültüründen geldiğimiz için Türk milletinin en karakteristik özelliğidir. Biz paylaşmayı, bölüşmeyi, bölüştürmeyi, herkesi kucaklamayı seven bir millet olduğumuz için biz Avrupa'dan daha hızlı bir şekilde kalkınabiliriz, daha hızlı bir şekilde toparlanabiliriz. Çünkü bu güç bizde var. Bunu biz Kurtuluş Savaşı'nda gösterdik. Kurtuluş Savaşı yıllarına dönüp baktığımız zaman buğday haşlamasıyla savaş kazanmış, emperyalist ülkeleri dize getirmiş bir millet bugün neler yapabilir? Evet. Sayın Başkanım, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ama kapatmadan önce son olarak sorularımızdan bağımsız olarak söylemek istediğiniz, halkımıza iletmek istediğiniz bir mesaj ya da bunlar haricinde bir... Beni sabırla izlediğiniz için, dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Doğru Parti'yi kurduk. İsmimiz Doğru Parti. Milletimize asla yalan söylememek için adını Doğru Parti kurduk. Doğru insanlarla bir araya gelmek için adını Doğru Parti kurduk. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru işleri yapmak için adını Doğru Parti kurduk. Burada tüm kadınlarımıza, tüm gençlerimize ve dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin herkesi aynı çatı altında toparlanmaya, Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmaya, Cumhuriyet değerlerine tekrar dönmeye herkesi davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık diliyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, çok taze bir parti, çok yeni bir parti, çok yeni bir ateş. Sayın Hüseyin Öztürk bizlerle beraberdi. Kendisine sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyoruz. Her hafta çarşamba saat 21'de YouTube kanalımızda sizlerle beraberiz. Takipte kalmayı unutmayalım.